Karabük'te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, iki katlı evinin çatısına kurdurduğu güneş panelleri ile 3 aydır fatura ödemiyor. Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, iki katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, 3 ay önce evinin çatısına kurdurduğu 12 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Arslan, "Fatura ödeme telaşın olmaz, çok memnun olursun," diye konuştu. Da var 3 tane çevre aydın noktası. Bu ayrı bu. Akşam oldu mu karaldı mı hava yanıyor, sabah ışıdı mı sönüyor. Bu da ayrı bir panel. İmkanlar bu şekilde zorluyoruz bakalım. Buzdolabımızda gördüğümüz gibi güneş panelinden çalışan bir cihazımızdır. Elektronik cihazımız bu şekilde. Korgeneral Osman Erbaş, kritik görevlerin komutanıydı. Vatan sevgisiyle görevini yaparken, Bitlis'teki helikopter kazasında şehadete yürüdü. Burası da kazan dairesi. Bakın. Kat klorfür kazanım. Aynı şekilde panelinden çalışan cihazımız. Yani hepsini kaldırıyor benim şu günlerde. Rahatım, memnunum. Ya. Açtın nuru muydun bunlar? Açtın nurum benim. İşte panelinden şimdi sen bunu vermezsen ben de bunu yaparım kardeşim dedim. Ve millete de tavsiye ediyorum. Onlar millete versin, milleti kendine çeksin. Çekmezlerse biz de panele Rabbimin verdiği güneşle hem aydınlatmayı yaparız hem büyütürüz. 3-5 kişi bir araya geliriz. Bu sefer de panel sayımız çoğaltırız. Daha fazla satışa geçeriz ona biz. O bize satmıyor, biz ona satarız. Benim 12 panelimle 12 panelim, 8 tane 150 amperlik aküm, ben 30 bin liraya mal oldum. Ama ben parasında değilim, işin rahatındayım. Yani işimin görüldüğündeyim. Bak, babam 82 yaşında, kayınvalide 77-78 yaşında. Yaşlı insanlar gece gündüz, ben 60 yaşındaki insan, ben gece gündüz gezemezken bu adamların rahatını düşünmez misin? Yani bunları düşünerekten her şeyde rahatlık. Kat klorfer kazanım var. Buzdolabım var, televizyonum var, lambalarım çalışıyor. Eki sıradan benim mesela tıraş makinelerim vesaire ufak tefek şeyler çalışıyor. Hanımın şimdi ne çorba falan karıştırdı, ne diyorlar onları. Evet, onları da var. Her şey yani ufak tefek. Şimdiden sonra dediğim gibi bakın, havalar ısınıyor. Güneş çoğaldıkça gündüzleri burada hepsini aynı anda çalışmadan çamaşır makinesini çalıştırabilirsin. Artı bulaşık makinesi çalıştırabilirsin, dolu fırın çalıştırabilirsin, ütü de bazen hanım bu şekilde bile ütü çalıştırıyor yani kısa sürede de olsa çalıştırıyor. O zaman çalıştırabilirsin. Ben mesela bugünkü güneşte, güneşli havada ben kaynak yapabilirdim mesela örnek olarak. Ama ben makinemi zorlamak istemiyorum, makinelerime yük vermek istemediğim için biraz yani uzun vade kullanmak istersen fazla bir şey koy, rahat et. Güneş panelini al, Rabbim veriyor güneşi. Rahat et. Arkadaş ben bunu tavsiye ederim. Fatura derdin de kalmadı. Kalmadı. Bitti Allah'a şükür. 3 ayda bir 750 lira geliyordu köyde. Sokak aydınlatması, çevre aydınlatması aldım 3 tane güneş paneli. Onlar da ayrı. Aldım. Mis gibi onunla da akşam oldu mu yanıyor. Sabah oldu mu sönüyor. Yine rahatım, yine rahatım. Fatura derdi yok. Yok kaçak elektrik kullanmış. Başkasının parasını ödeyeceksin. Yok sağa dokunma bedel. Bende o yok şimdi. Rahat. Hatta geçen bir tanesi de ya derlermiş bu adam bu deli bu derenin içinde bu ışığı nasıl yakar demiş. Ya gidip bakacağım demiş. Ben Kocaeli'ye gitmiştim. Benim orada gelin kızım var. Yavrum oraya hastaneye başladıydı. Onun yanına gittiğimde demiş ya demiş gidip bakacağım bu deli demiş buraya nasıl yaptı bu işi. Çünkü bilmiyor adam yani. Şimdi görmeyince ben de ya bu diyordum nasıl olur? Ne gider ne yapar? Aklım ermiyor. Elektrikçiyim ben bu işi aklım ermiyor aslında. Çünkü dikkat etmiyorum biraz da.
Yani süper bir şey. Süper, süper, süper. Ben şimdi buraya Allah nasip ederse bir 6 panelinden 2 veyahut da 4 akü daha atacağım. Of! Yaz dedillik, kış dedillik. Sırt üstü yatacaksın, uğraşmayacaksın.